Hoş geldiniz arkadaşlar. Oh, Can geldi, İbrahim geldi. Aleyküm selam. Igor, açık mı bu sefer şeyler? Ziller. Hoş geldiniz. Aleyküm selam Bilal Yahya Çetin. Bugün biraz sohbet edelim satrançla ilgili. Meltem Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Kadir, şeyde söyleyemedim, derste söyleyemedim kamp dersinde de. Kitaplar bir sıraya göre gönderiyorum ya, günde 2-3 tane göndermeye hakkım var. Kargo ücreti ucuz olsun diye. İşte 5 lira olsun diye. Seninkileri pazartesi gönderiyorum. Ooo, Zeren'im de gelmiş. Zugzuan hamlesizlik demek. Yani öyle bir konum oluşur ki siyah hamlesiz kalır. Ne oynarsa oynasın kaybeder. Zugzuan deriz biz ona. İyi akşamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün sizin sorularınızı alacağım. DCFL nedir? Ben de oraya selam gönderiyorum. Teşekkürler. Diğer kanalımıza videomuz yüklendi arkadaşlar. Böyle deneyler yapıyoruz. Satranç dışı oyunlarla satrancı, işte etüt çözme, yıldırım. Hepsini böyle deneyeceğiz. Böyle ilginç beyin sınırlarını yavaş yavaş adım adım zorlayacak şeyler yapmayı planlıyoruz böyle. Bakalım ne olacak? Beynimiz yanacak mı? Mantığım daha önde ilerliyor diye düşünüyorum kendim ama duygularım daha önde olabilir. Ne etüdü arıyorsunuz? Ben hemen size etüt çıkartayım. Aa, Fen Lisesi şeydeki, tamam. Samsun'daki. Benden de oraya selamlar. Bugün ne olmuş böyle Tata'da ya? Karsen Klasik berabere, baştan önce yazıyoruz berabere, bitiyor. Kazanan kazanana yani. Ben de sizi göreceğim arkadaşlar. Etüt mü arıyorsunuz? Hemen ben size etüt. Size alın arkadaşlar etüt. Evet, yanlış yerde kazandı. Gördük, evet. Trileçe denemedim hiç. Denerim ama. Yeni isimler arayışındayız arkadaşlar. Savadre. İşte size Horwitz'in etüdü. Hoş geldin Nazar. Bugün sohbet edeceğiz. Ben size sizin sorularınızı cevaplayacağım. Her şeyi sorabilirsiniz. Hoş geldin Elif'cim. Bu konum beraber değil. Beyaz oynar kazanır. Tabii etütlerde şeyi söylemek gerekiyor, sonucu ne olacağını. Beyaz oynar kazanır bu etütte. Horwitz Kling yapımı bir etüt. Savadre ama şey, kale finali ile ilgili. Selin'lerin bahsettiği kale finali. Hazırlık yapamadım bugün ya. Ben biraz geç uyandım. Sonra derslere başladım. Evet, Hazar doğru. Bu konumu griye versem eniş griyi beraber yapar diyeceğim ama kazandı bugün ya. VHS'de 2900 puanım varsa gerçek UKA'den ters korelasyonla 1100. Bundan sonra artık ters korelasyon yapıyorum.
Geç dedim de 9.30'da uyandım ya. 11'de dersim vardı. 9'da uyandım pardon. 9 benim için geç biraz. Ama bu aralar geç uyanıyorum ya. Yoğun çalışıyorum akşamları. Mesela biraz kitaba çalışmam lazım. Kitapla ilgili devam ettirmem lazım. Dedim canlı yayın yapayım. Biraz sohbet edeyim. Ya GM'ye ilk başta zorlanıyordum. Sonra çok ciddi bir çalışma yaptım. 3 ay, 2 ay boyunca günde 9 saat çalışma yaptım ve hemen GM oldum. Yani çalışınca oluyor belli bir temel olduktan sonra tabii ki. Hakikaten ya Magnus çok bir şey oynuyor burada yani sıkıntılı oynuyor. Ben hep söylüyorum. Caruana Dünya Şampiyonluğu maçında da ilk oyunda siyahlarla kazancı kaçırdı. Magnus'un 1 saati var. Rakibinin 1 dakikası, 2 dakikası var. Çok hızlı tepki verdi. Neden kaynaklanıyor bunlar? Sürekli hızlı satranç oynuyor. Yani bir dünya şampiyonuna yakışmayacak bir oyun sergiliyor bu anlamda. Dün Mustafa da yazmış. Kazanç konumda yarım saat var. Rakibinin bayrağı düşecek. Bayrağını düşürmeye oynayıp berabere yapıyor yani konumu. Doğru şeyler değil bunlar. Adımlar değil. Vezir evet kale ve attan üstündür. Bir puan üstün ama yani böyle net böyle kazanç diyemeyiz. Bütün taşları çıkartalım. Vezire kale at. Beraber olur. Hatta kandıracak taraf kale at olabilir. Hatta çok tehlikeli çünkü. Ama bu konum etütler normal maçlarda gelmeyecek. Kurgu problemlerdir. Kurgu sorulardır. Bunları çözmek yaratıcılığı geliştiriyor. Taşlar arasındaki koordinasyonu geliştiriyor. Oyun sonunuz gelişir mesela etüt çözerek. Hesap gücünüz gelişir. Evet ama kale A4, şah E5, kale A5, C5. Asıl varyant bu. Ana varyantımız bu. Bunu bulmanız gerekiyor. Buna ne yapacağız? F4 şah F4 kale C5'e ve Z4 şah çekerim. Hazar. Almak zorunda değilim ki. Ya 2700 ile 2800 arasındaki fark bence biraz yaratıcılık, yetenek, psikoloji var işin içinde. Bravo Erol. Kale C5 burada hamle. Vezir C5'e D4. Şahla alırsa at E6, vezir alırsa at C6. Bakın arkadaşlar, etütlerde bilmeniz gereken bir durum var. Her taşın bir önemi var. F2 piyon olmasa berabere. Neden? Bakın şu konumda. F2'nin olmadığını düşünün berabere. Yani F2 piyonunun bir önemi var demek ki. D piyonu olmazsa kazanamıyoruz. D4 süremiyoruz gibi. Hani kalede bir var gerçi ama. Yani her taşın bir önemi vardır. Boş yere konulmamıştır o taş. Etütlerin mantığı bu. Her etüt değil. Bazı etütler şah çekerek başlanmıyor, bazıları başlanıyor, değişiyor. Evet, Kadir'in beğendiği etüt bu. Nerede D4'e bakacağız? Legend, hangi hamleye D4'e bakıyoruz? D4 burada mı? Şimdi böyle alsam mesela at C6 var. Peki böyle alsam ne var? Şahla alınca.
Buna bir şey yok. Bu sefer kayba doğru gidiyoruz. Tabii ki at C piyonunu alırsak kaleyi E3'e veya G3'e koyduğumuzda berabere. Teorik berabere. Kale C5'e, şah C5. Bu bir. İkincisi almak zorunda değilim. Vezir 4 şah çekip şah C5 alabilirim. Bu da 2. Çok güzel bir soru. Her taşın bir önemi var demiştik bu konum için. Şu etütler için. Ben aslında bugün soru cevap yapacaktım sizlerle arkadaşlar. Etüt deyince İbrahim etüt sorayım dedim biraz. Hamle sırası beyazda. Kale A1 vezir G2. Kale G1'e vezir D5 alırsam. Aslında şu şeyleri inceleyelim ya. Tat amaçlarını inceleyelim isterseniz. Ne dersiniz? At F3'e şah D5 alıyorum. Bu arada çok acıktım ben ya. Ne yapacağız? Açım arkadaşlar, aç. Ya açım ama bizim sürekli yediğimiz bir şey var arkadaşlar. Çiğ köfteyi çok seviyoruz. Artık yemiyoruz. Biraz kendimize dikkat edelim diye. Magnus Carlsen aleyküm selam. Nedir bu Magnus ya performansın? Kale A1'e vezir G2 oynuyor. Çiğ köfte hakikaten ya çok güzel bir şey. Bağımlılık yapıyor yani. Tamam kale A1'e vezir G2 oynuyorum. Brokoli de güzeldir. Çoğu kişi beğenmez ama. Kale A1, vezir G2, kale G1'e vezir çarpı D5 alıyorum. Sen yoğur yoğur Edip. Çarşamba geliyoruz. Vezir aşkı değil. Abdülkadir Aslan Baba. Kale A1, vezir G2, kale G1, vezir çarpı D5. Şimdi kale A1 vezir G2 at F3'e şah E4 oynuyorum. Kale G1 gelemiyorsun. Vezir çarpı F3 var. Ben brokoli graten miydi? Ondan yapmıştım. Kaşar peyniri üzerinde böyle güveçte. Çok güzel olmuştu. Kale A1 vezir G2 at F3 şah E4. Vezir çarpı F3 istiyorum. Tamam yine söyleyeceğim. Hep yazıyorsunuz ama kale A1 vezir G2 bakın kale A1 vezir G2 şimdi at F3 şah çekerseniz şah E4 var. Burada kale G1, kale G1 oynayamıyorsunuz çünkü vezir F3 var. Kale G1 oynarsanız da vezir D5 alıyorum. Arkadaşlar bu sorulardan var ya ben 10.000 tane falan çözmüştüm.
Deli gibi etüt çözüyordum. Kale A4'de şah D5 alırsam şimdi kale A1 oynayamıyorsun artık. Çünkü at B3 çatal yok. Etüt çözmek herkese faydalı olur. At F3'e şah E4 var. Şah D5 de alıyorum at F3'e. Vezirim sıkışmıyor artık. Vezir B1'den gidebilirim. Öyle soru olur mu ya? Vallahi muhabbet edeceğiz dedim. Siz herkes kilitlendi ya. Ben konu anlatırken bu kadar kilitlenmiyorsunuz. Ben konu anlatırken hocam turnuva yapalım. Leicester'da oynayan yok mu? İstek atın diye yazıyordu bir sürü kişi. Kimse yazmıyor. Herkes soruya odaklandı. Hayır. Kale G1 niye aldım ki? Vezir çarpı D5 alıyorum Tunay. Beyazlar kazanıyor. Kale A5 yok da Hazar buldu. Arkadaşlar bulundu artık. Söylüyorum. Bakın sıkıntımız ne bizim? Şimdi kale A1, vezir D5'e nasıl kazanıyoruz? Kale A4, şah E5'e kale A5. Deminki motifle aynı. At C4 çatal atıyorum ama kale A1, vezir G2, kale G1'e vezir D5 alıyor. Şimdi kale G4 şah çektiğimde şah C5 geliyor. Kale G5 oynayamıyorum bakın. At E4 çatal atacağım. Oynayamıyorum. Her taşın bir önemi var demiştim size. Bunu niye koymuş buraya arkadaş? Meşhur Kubel. Kubel bu G5'e piyon koymuş. Şimdi G6 vezir çıkacak almazsa HG6 şimdi kale A1. Şimdi vezir G2'ye kale G1 vezir D5 kale G4 şah C5 kale G5. Aynen, her taş önemli etütlerde. Yine çok güzel bir soru. Kale A5 mi? Mesela şah E5 oynasam ne var? Şu soruyu da çözelim. Çok güzel soru. Bunu da çok beğeniyorum ben. Sonra tat amaçlarına bakalım. Beyazlar oynuyor arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir soru bu. Tabi bu daha yararlı bunları çözebilirseniz. Bunları bilgisayarla çözerseniz arkadaşlar hiçbir yarar olmaz. Kendiniz çözmeye çalışırsanız taşlar arasındaki bağlantıyı, koordinasyonu öğrenirsiniz. Alışacağız, alışacağız. D3 mü? D3'e vezir aşırı şahla başlarım artık ya. İmkansız yani.
G4'de E5 oynarım. Bu zor değil bak. Bulanlar var. İlk hamleyi buldular. At E6. Şimdi şah C6 alırsam fil A4. Şah E6 alırsam fil G4. Vezir E6 alırsam fil B3. Vezir C6 alırsam fil F3. Vezir E8 oynarsam at C7. Vezir C8 oynarsam at E7. Vezir B7 oynarsam fil F3. Mesela vezir B7 fil F3. Şimdi şah C4'de at A5 var. Şah E6'ya at D8 var. Tek hamle şah C4 veya şah E4. Anatoly Karpov yani mutlaka her gün çalışmasa bile satranç ilgileniyor. Ben mesela her gün çalışmasam dahi her gün bir gidip maç yapıyorum. Turnuva var mı diye bakıyorum. Chess24'ten oynanmış maçlara göz ucuyla hızlıca bakıyorum. Yani her gün ilgileniyordur illaki. Etüt canavarı geldi ya. İnanılmaz çözüyor benim eşim etütleri. Benden hızlı çözüyor etütler var yani söyleyeyim. Evet, şah C4'de ne yapıyoruz? Asıl şey bu. Hamle bu, şah C4 ve şah E4. Evet, bravo. At E5 çok güzel hamle. Alınca fil B3. Şah B3'e at C5 var. Şah B5'e fil A4. Şah E4'de de tam tersi bu sefer. At C5. D C5 fil F3. Şah F5 fil G4. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi size şu mantığı göstereyim. G3 piyonu olmasa tahtada ne olurdu? Şimdi çözümümüze bakalım. G3 piyonu olmasaydı şah F4 giderdim burada. Tamam. A3 piyonu olmasa ne olurdu? Şah B4 giderdim. D2 piyon olmasa ne olurdu? Şah C3 giderdim. Veya şah E3 giderdim. Gördüğünüz gibi her piyonun bir önemi var. Her taşın bir önemi var. İnanılmaz güzel bir soru bu. Hoş geldiniz. Bu biraz ağır bir soru. Bunu geçiyorum. En sevdiğim sorulardan birisi. Tahtanın geometrisi, taşların işbirliği. Ama tahtanın geometrisiyle ilgili bu, tahtayı anlamakla ilgili. Bu sorulara nereden ulaşabilirsiniz? Yani etüt kitaplarından ben derledim ama isteyene bana mail atarsa etüt kitabı gönderebilirim. Hadi biraz düşünün bunu. Hoş geldin Tarık. Bugün sohbet edelim dedim. Etüt sordum bir tane etüt. İbrahim etüdü ortaya attı gitti İbrahim farkındaysanız. Ve ilgimi çeken bir durum oldu. Tarık sen de yeni geldin de anlatayım. Ben konu anlatıyorum. Bir sürü kişi hocam simultane yapalım, hocam maç yapalım sizle. Benle oynayan var mı? Lichess'te istek atıyorum kim geliyor diye yazıyordunuz. Hiç kimse yazmıyor ya. Herkes etüt çözüyor şu an. Muhabbet de etmiyoruz yani. Ben muhabbet edeyim diye açtım bugün. B8 at çiftinden. Hoş geldin Burak Oğuzhan. Şah B8 bir şey sağlamıyor. Vezir E8'de şahlamaya başlıyorum arkadaşlar sürekli.
Şah B8 değil çözümü. Biraz düşünün, acele etmeyin. Etütleri hemen bulamazsınız eğer çözmediyseniz. Burada neden şah A6'da onu anlamanız lazım. Şahın A6'da olması bir avantaj. Edip vurdu, gol oldu. Edip sultan yardım etmiyor değil mi? Doğru söyle. Şimdi ilk hamle bulundu. Ama devamını düşünün, varyantı düşünün. Yani karışık bu alınan sorular. Benim kendi hazırladığım sorular karışık. Şimdi arkadaşlar, etüdün güzelliği, ilk hamleyi buldunuz ama devamı önemli burada. Devamını bulmanız önemli. Bu arada bu canlı yayını kapattıktan sonra hem kitaba çalışma yapacağım hem de pazartesi günü açılış kampı başlıyor. İlk grup tamamlandı. İkinci grup da dolacak gibi. Ona hazırlık yapmam lazım. Pazar günü de yoğun. Bugün yine geç uyuyacağım. Ama sizin için canlı yayın açtım yine, bakın. Şimdi ilk hamle bulundu. Evet. Önemli olan arkadaşlar, hep söylüyorum, Renat'ın dediği gibi bana Kasparov'un konumunu getirin. Bulurum hamlelerini ama o konuma getirebilmek önemli. Yani sürekli söyleyerek her hamleyi bulurum zaten. Çözemeyeceğim soru yok. Ama önemli olan tek seferde bulmak. Maçta iki hakkımız olmuyor. Yani atıyorum işte burada vezir A3 dediniz, yanlış hamle. O geçti vezir A2 dediniz, yanlış hamle. O geçti vezir F7 dediniz. Yani bu şekilde her hamleyi, her soruyu çözersiniz ama önemli olan tek seferde çözmek. Edip vezir çıkmaz mıyım senin hamlene? Kitap çok güzel kitap ama yaşam. Vallahi yoğun enerjimin sırrı, bilmiyorum ya, seviyorum yani, çalışmayı seviyorum. Hamle beyazda. İlk hamleyi bulundu. Ama devamı önemli arkadaşlar. İlk hamleden sonraki devam yolları önemli. Ona Hakan Turgut vezir A3 şah çekerek şahlamaya başlarım. Daha net bir kazanç var. Evet, vezir E8'e at çıkma fikri var ama vezir çıksak da sıkıntı olmuyor. Ama sen... Bir dakika, ben seni yanlış okudum. Vezir B4, vezir F3, vezir D6. Pardon, pardon, doğru. Şah B5, şah A7'ye vezir E3 şah çekeceğim. Şimdi vezir B4'e vezir H1'e hesaplayın bakayım. Ben size tek tek söyleyeyim. Buradaki motif çok güzel. Bütün sorunun cevabı bu motifle ilgili zaten. Motif her yerde kullanıyorsunuz bu soruda. Her hamlede kullanıyorsunuz.
Evet, burada şimdi daha sonra hayır. Niye şah C6'ya kaçayım Hüseyin Sevim? Şah A6'ya tekrar aynı yere giderim. Ya var ya, Tata turnuvası var. İki tane canlı yayın var. 100 kişi geçtik ya. Bravo size. Arkadaşlar çok eğlenceli, çok güzel bir motif. Bakın. Vezir A3. Şah B6. Vezir B2. Şimdi şah C7 kaçarsam vezir H2. İnanılmaz güzel. Vezir H2'ye vezir çıkıyoruz. Peki şah A6 kaçarsam zikzak çiziyoruz. Vezir A2 şah B6'ya vezir B1 şah. Vezir B1'e B8 vezir çıkıyoruz. Peki vezir G2'ye nasıl kazanıyoruz? Evet arkadaşlar, beğenin yayını, beğenin. YouTube bana mail gönderdi, dün de söylemiştim. Canlı yayın performanslarından dolayı artık Saptanç yazınca benim kanal çıkmaya başlamış ama abone az halen. Evet, aynı mantıkla, bravo, kaptınız. Vezir B2. Peki vezir F3'e bu sefer de vezir A4, vezir B3. Peki vezir D5'e yine aynı. Vezir A4, vezir B3. İşte motifi öğrendiniz mesela. Bu zikzak çizme motifi de artık bütün maçları kazanıyorsunuz. Maçı kazandığınız an röportaj verdiğinizde Kıvanç hocamın yayınlarının sayesinde kazandım deyin. Kaybederseniz beni tanımıyorsunuz arkadaşlar. Tanımıyoruz birbirimizi. Yine çok güzel bir soru. İşte Kıvanç Hoca ile Zugzuwang'a doğru. Alın size Zugzuwang sorusu. Hoş geldin Ahmet. Yani satrancın güzelliğine bakın arkadaşlar. Fil piyona fil piyon ama beyaz kazanıyor bu konumu. Hakan Turgut güzeldi. Fil E6 nasıl lan ne ya? Edip. Dur, sultan çözsün yine. Sen bırak. Karışık kitaplardan aldım arkadaşlar. Ben kendim hazırladım bunları. Bir dosya halinde. İşte öğrencilerime soruyorum. Renat güzeldi burada. Benden Türkmenistan'a selamlar. Hakan Turgut, kaçırdığım bir hamle var. Dikkat etmeniz lazım. Burada evet gidişatı görüyorsunuz ama dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Yanlış oynarsak çok rahat berabere. Bakın siyah berabere yapmak isterse ne yapacak burada? Arkadaşlar B4 olur mu hiç? B4'e C6 sürüyorum berabere. Artık filmi oyuna sokacağım. Buradaki temel mantık filin oyuna girmemesi. Fil A7, fil B6 hiç söylemiyorum. C6 sürüp şey yapacağım. Piyonu vereceğim berabere. Fili oyuna sokmamanız lazım. Yarın yaparsın Ahmet ya. Bunları çöz sen de. Evet. Fil C2, şah A5, B4. Şah A6'ya bakın dikkat edin burada. Yanlış yaptığınız an gider. Evet, bravo Zeya ve Logos.
Bakın Filayı da oynayamıyor hala. Filde 3 mat var. Tek hamle. Bravo. B5. Tek hamle. Şimdi Filayı da oynamak istiyor. Filayı nasıl oynatmam? Bravo. File E4. File A7 oynarsa bakın mat var. Şah A7. Şimdi ne yapacağız Şah A7'ye? Şah D7 olur mu? Şah D7 artık C5 duruyorum. Şah B6 oynuyorum berabere. Evet, burada bekleyeceğiz. File herhangi bir yere, x1 yere açıyoruz ama H1 A8 çaprazında açıyoruz. Şah A8'e şimdi. Bravo. B6 terk. Alınca şah B6 mat. Yani tersten çiftler beraber edemiyoruz. Oynuyoruz. Evet, bu sabahlar da bu şeyi sormuştu. Satranç medya döneminde mi? Chess 24 olmadan önce sormuşlardı. Çok güzel ve ağır bir etüt. İyi, isterseniz bakalım. Gerçekliği vezir d8'de başlarım. Bravo Arhan. Bunu evet Sabriler de kendi kanallarında yayınladılar. Cem de yayınlamış oldu. Cem de bunu yayınlamış oldu. Sabri'den yayınladığını biliyorum da. Ya buradaki konum çok güzel. O yüzden bunu gösteriyorum. Şimdi burada Zugzwang'a bırakacağız yine. Vezir C8. Şimdi fil E7 tehdit. Tehdit fil E7 olduğu için tek hamle var burada. Şah G8. Başka türlü fil E7'yi kesemiyor. Şah G8'e. İnanılmaz güzel bir çözüm var arkadaşlar. Yani fil C7 çift ünlem. G7 olmaz. Neden G7 olmaz? Çünkü G7'ye basitçe vezir E6 oynarım. Almak zorundasın F6 ve beraber yapmaya çalışacaksın bunu. Muhtemelen beraber olacak ama Zugzwang hamlesizlik demek. Rakip hamle yapamıyor demek. Fil C7 çift ünlem. Fil C7'ye veziri istediğim için almak zorunda. Gf7, şah 8, fil E5. Şah çektiği an mat oluyor arkadaşlar. Vezir C6 şah çekerse şah F5 mat. Şah E7 mat. Şimdi burada şahımı oynayacağım için mesela H piyonu sürdüğü an H6 H5 şah G6 mat. Ben şahı oynamak istiyorum. Şah G5, Şah F5, Şah E7 nereye gidebilirsem. O yüzden şahımı oynatmayan hamle. Vezir C5. Çünkü file almak istiyor. Şimdi Vezir C5 de F8 vezir çıkmasını da engelliyor. Bu çok önemli. Burada işte fil B2, fil A1 değil fil B2. Tempo saymak gerekiyor. Çünkü siyahlar Zugzwang'da kalacağı için A piyonunu sürecek. A piyonunu sürdüğünde benim filim A3 sürdüğünde B2'de olması lazım.
Bunu sayacağız sadece. O yüzden fil B2. At C7. Bakın şahım kıpırdayamıyor. Benim şahım şu an pat konumunda. Hiçbir yere oynayamıyor. Şimdi bekliyoruz. Fil ağrış. A4. Fil B2. A3. Fil ağrış. Dikkat edin. Ya inanılmaz güzel bir şey ya. Ya satranca aşık olur insan şunu görünce. Vezir oynamıyor. At oynamıyor. Siyahın. Şahı oynamıyor. H-piyonu oynayamıyor. Beyazın da şahı ve F-piyonu oynayamıyor. A-piyonu ile fil arasında geçiyor mücadele. B2. A2 fil B2. A1 vezir fil A1. Ne oynarsa oynasın mat. Zuk zuvank bu konu. Çok güzel ya. Vezir oynadığı an E7'ye geleceğim, şah çekeceğim. Filmi isteyerek oynadığı an mesela vezir A3 oynayabilir. Vezir A3 oynarsa G5'e geliyorum, şah çekiyorum. Vezir A1 aldığında F8 mat oluyor. Yani vezir oynayamıyor. İnanılmaz güzel. İki hamlede mat arkadaşlar. Mat sorularında şah çekerek başlanmaz. Benim hanım başladı yine ya, makine gibi. Bravo. Yine zugzwang'da bırakıyoruz. Bulundu. Vezir D6. Piyonla alırsa kale C1 mat. Kaleyi oynarsa vezir D7 mat. C6 C5 sürerse vezir B8 mat. Bu soruyu Konya 6 değil. Öğrencilerimiz turnuvadaydı bir yerde. Meltem'le karşılıklı oturuyorduk. Bu soruyu çözüyordum ben. Düşünüyordum. Bulamadım böyle birkaç dakika, 3 dakika, 4 dakika bulamadım böyle. Biraz sinirlendim. Gözümü kapattım birden soruyu buldum. İnanılmaz güzel bir çözüm var. Yani mükemmel bir soru. Evet, beraber çözüyorduk. Öğrencileri beklerken etüt çözüyorduk. 30 Ağustos'un aslında. Bravo Edip. Bir oda tutçu vardı böyle. Herkese veriyorlardı. Biz de bir yere oturmuştuk. Bu sorunun çözümünü ben ipucu verdiğim her öğrencim çözdü. Tabii ki klasikleri bilmeniz lazım. Bravo. Arhan hemen yazdı. Steiniz dediğim an hamleyi buluyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın. Şimdi ben fili açtığım zaman mat olacak. Şahın hiçbir kaçacağı yer yok. Ama E4 atım istekte. Kaleyi açtığım zaman F dikeyinde mat olacak. Şah hiçbir yere kaçamıyor ama E4 boşta. Şimdi burada Steiniz çözümü bunun. Steiniz dediğim zaman anlıyorsunuz. Şah E2. 3 hamle mat. F1 vezir çıktığında güzellik burada. Şah E3. Ne oynarsa oynasın mat oluyor. Vezir E1 şah çekerse fil E2 mat. Fil F2 şah çekerse kale F2 mat. Kale E2 şah çekerse fil E2 mat. Açarak şah çekiyorum her şeye. Bir hamle yaparsa D4 da mat yapıyorum. Vezir F6 alırsa mesela D4 mat. F2'yi aldığımda yine fili açarak mat ediyorum. At B4 oynarsa at D5 kapatacak. Şimdi kaleyi açarsam vezir F6 kapatıyor. Kaleyi burada açabilirim. Bir de D4 oynayabilirim arkadaşlar. Hiçbir yere kaçamıyor D4. Yani ne oynarsa oynasın mat oluyor. Peki bundan sonrasını hatırlamıyorum soruları. O kadar çok soru var. 50 tane etüt var burada. Bir 50'lik daha var. Bu evet basit. 3 hamle mat ama çok zor bir etüt değil.
Hoş geldin Emrah Bilgiç. Evet, onlar da var. Chess Power. Nerede Tarık? Bravo. Barış Çekiçioğlu. Sonra birisi daha bulmuştu ondan önce. Yusuf Kayra. Bir saniye. İlk hamle C6 derken Fil C6 mı demek istiyorsun? Fil C6. Şah D4'ten kaçıyor. Evet. Her soru etüt değil. Tamamen etütlerin olduğu bir dosyam da var ama bunu buldunuz. Vezir G4, fil G4, kale H6, GH6, fil F7. Boden matı gibi. Boden matının farklı bir versiyonu. Mesela bunlar da etüt. Mat etütleri. Yine mükemmel. Mükemmel sorular bunlar. İki hamlede mat. Çok güzel soru ya. Bu mat problemlerinde şahı boğacaksınız arkadaşlar. Şahı boğmak. Her taşın yine bir görevi var. D2 piyon olmasa yapamıyorsunuz matı. E2 piyon olmasa matı yapamıyorsunuz. H7'de piyon olmasa yapamıyorsunuz. Beyazlar da etütlerin hepsinde beyazlar oynar arkadaşlar. İlk hamle beyazlarındır. Kale E5'e, Şah E5 alırım. Şimdi etütlere uzak olanlar şunu söyleyebilir. O mantığı anlayabiliyorum. Ya hocam burada vezir A'ya dalıp kazanıyorum. Mantık ne? Bunu çözmenin. Mantık ne? Taşlar arasındaki koordinasyonu öğreniyorsunuz burada. Her taşın bir görevi olduğunu, birbirleriyle bağlantılı olduğunu öğretiyor size etütler. Oyun sonu etütleri oyun sonunu öğretiyor. Vezir C7'ye, vezir C7 almazsam mesela D4 sürersem nasıl mat ediyorsun? Vezir B4'e D4 sürersem nasıl mat ediyorsun? Ataş B4, hayır. Ataş B4'e vezir B7 alırsam nasıl mat oluyor? Benim kitapta bir nokta soru işareti varsa beyaz demektir. Bir nokta 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 soru işareti varsa siyah demektir. Vezir A6'ya D4 oynarsam nasıl mat ediyorsunuz? Artık çözümü anlayın ya. Deminden beri size hep bir hamle söylüyorum arkadaşlar. Halen doğru cevap gelmedi. Sıra beyazda arkadaşlar. Bu benim şu an sorduğum sorularda sıra beyazda. Benim kitabımda zaten kimde olduğu yazıyor. Bir nokta soru işareti varsa beyaz oynar. Bir nokta nokta soru işareti varsa siyah oynar. Nihayet cevap geldi. Ne oynarsanız oynayın. Ne oynuyorum ben arkadaşlar? Ne oynarsanız oynayın. Veziri açtığınızda D4. Sürekli D4 oynuyorum. Yani D4 benim kaçış noktam. Piyon D4 sürdüğümde kaçış noktam. Çünkü duble var. At D4. Bravo bulanlara. Eğer fille alırsa vezir B1 mat. Bakın D4'ü tıkadım. Piyonla alırsa vezir D5 mat. 5. yatayı açtım.
Vezir beni de alırsa kale G4 mat. F5'e kaçışını engelledim. Vezir de 4 alırsa vezir H7 mat. İki hamle de mat yine. Bir saniye. Vezir C6'yı nasıl savunuyor? İki hamle mat problemi olduğu için şöyle oynuyorum. Vezir G'de oynuyorum. İki hamle mat yapamıyorsun. Temel mantık iki hamle mat yapmak. Yani bu tür böyle geciktirici hamlelere izin vermemeniz gerekiyor. Mat sorularında. Mat sorularının mantığı budur. Şimdi burada iki hamle mat diyor ya. Bana izin verdiğiniz zaman atıyorum şah oynadığım zaman şah çekiyorum. Tempo kazanabilirim belki. Bilmiyorum. Şah E3'e kaçıyor çünkü D3'te. Vezir C8. Şimdi mat problemlerini şöyle düşünün arkadaşlar. Vezir C8 oynadınız. Oynayın bir hamle daha yapın, mat edin beni. Sıra sizde. Nasıl mat yapıyorsunuz? Mesela F4 oynarsam nasıl mat olacak? Fil B7'ye nasıl mat olacak? D3'e nasıl mat edeceksiniz? At C6'ya fil C6 alırsam nasıl mat ediyorsunuz? Bence biraz düşünün, çok acele ediyorsunuz. Kale E3'e D3 aldım. Nasıl mat ediyorsunuz? Kafanızda bir canlandırın. Hemen hamle yazıyorsunuz. Kale B5 yanlış. Şah C4 oynuyorum. Şah çekiyorum. Gitti. İki hamle mat istiyorsunuz. İki hamle mat yapacaksınız. Kale F3. Şah E4'e nasıl mat oluyorum? Yanlış. Hamleyi yazmadan bence kendinize bir sorun. At C8'e F4 oynarsam mesela nasıl mat? Tamam, F4 oynayayım at C8'e. Vezir D3 yanlış, şah E6 oynayıp şah çekiyorum artık. İki hamle gitti. Hakan Turgut Şamrat Türkmen Barış Çekiçioğlu, bravo. Vezir A2 çok kuvvetli hamle. Şimdi Vezir A2'ye E4 oynarsa kale B5 mat. E6'yı tutuyorum bakın. F4 oynarsa kale E3 mat. E4'ü tutuyorum. D3 oynarsa kale B4 mat. 4. atayı tutuyorum. Şah C4 oynayıp şah çekerse kale F3 mat. Şah kaçamıyor hiçbir yere gördüğünüz gibi. İsterseniz mat problemlerini geçeyim. Etüt istiyorsanız etüt sorayım size. Çok fazla etüt var bende. Bunlar mat etütleriyle karışık çünkü. Bu çok basit. Bunu hemen bulursunuz. Bu etütte Vezir A2'ye G3 piyonu ne iş yapıyor? Şah E4 oynarsam nasıl mat yapıyorsun? Vezir G2 ile mat yapıyorsun. Ama G3 olmasa şah F4 kaçıyorum. En sevdiğim etütlerden birisi bu. Mükemmel bir etüt. Bunu yapalım, etütlere geçeyim. Tamam, bu mat etüdü çok sevdiğim etütlerden birisi. Evet, demek ki şah Vezir B8'di arkadaşlar. Deminkini geçtim. Bu mükemmel bir etüt ya yine. Otomatik yayınlıyor sonra galiba kanalda. Yayını beğenin. Bol bol beğeni olsun. İki hamle mat.
Barış Ertan'ı tanıyorum. Mersin'den değil miydi Barış Hoca? Barış Ertan. Filme bir değil. At de beş değil. Hasan Demir, bravo. Kale H1, mükemmel bir hamle. Bakın o kadar güzel ki etüt. Fil F7'ye, vezir F5 mat. Kalenin görevini yaptırmıyor fil F7. Fil E6'ya, bakın E8 kalesinin görevini yaptırmıyor. E3 mat. Fil D5'e, artık D5 kalesinin kontrolü yok. At D5 mat. Bitmedi. Bir kavanoz, iki kavanoz bitmedi. Fil E7'ye. E dikenini kapattı. E3 mat. Bitmedi. Fil F6'ya. F dikenini kapattı. Vezir F5 mat. Bitmedi. Fil G5'e. G5'e kaçışı kapattı. Vezir H2 mat. Kale H1'in fikri bu zaten. Bitti mi? Hayır. Fil H4'e. Kale H4 mat. Peki. Bakın güzelliğe. Kale E7 oynarsam filin görevini kapattı arkadaşlar. Bakın. Fil artık H4'ü tutamıyor. Kale H4 mat. Kale E6 oynarsam atın D5'e gelmesini engelleyen beyaz filin görevini kapattı. At D5 mat. Kale E5 oynarsam ne yapıyorum? Haydi bakalım. E5'e kaçışı kapattı. Vezir G4 mat. Kale E4 oynarsam şimdi E5'e kaçamıyor. Yani E5'e kaçamıyor vezir şah çektiğimde. G5'e kaçabiliyor. Ne yapacağım? Nasıl mat edeceğim? O zaman da böyle mat ediyorum. F4. Kalemin yolu açıldı. Kale E3 oynarsa şimdi E3'e kaçış artık olmadığı için film göreve geliyor. Kale E2 alırsa at E2 mat oluyor. Bitti mi? Hayır. 5 kavanoz bal daha var. Fil F7'ye vezir F5. Bunu yapmıştık ya. Kale F7'ye at D5. Fili kapattık. Kale F6, kale H4. Kale F5'e zaten F5'i artık kontrol edemiyor. Alıyorum. Geldik bunlara. C3 oynarsa nasıl mat yapacağım? C4 piyonunun görevi neydi? At D3'ü engellemekti. Her taşın bir görevi var ha, örnek. Eğer fil C7 alırsa kale H4 mat. İnanılmaz güzel değil mi arkadaşlar ya? Peki bir dakika. Çılgınlar gibi eğlenmeye hazır mıyız? Aman sabahlar olmasın arkadaşlar. Dur ne yapıyorum ya? Kamerayı kapatacağım yanlışlıkla. Haydi bakalım. Etütlerimiz geldi. Taze taze. Hakikaten ha, siyah pas geçse nasıl mat yapıyoruz? Mat yapamıyoruz siyah pas geçerse. Arkadaşlar bilgisayarda çözenler varsa eğer diyorum. Yani gerek yok, çözmeyin. Hiçbir yararı yok size bilgisayarda çözmenizin. Anlamaya çalışın. Çözemeseniz bile size bir anlam katacak bu sorular. Yani yararı olacak. Göreceksiniz en azından motifi. Zorlayın beyninizi. Meltem Karadağ. Hatırlayamadım Meltem. Bilmiyorum çözen var mı? Ben şimdi kimsenin günahını almayayım. Hani çözen varsa diye ben uyarımı yapayım. Evet bunlar genelde arkadaşlar bu tip etütler nasıl sonuçlanır? Vezir kazancıyla sonuçlanır. Sabaha kadar buradayız arkadaşlar. Mat etüdü değil artık bunlar. Vezir kazançları.
İbrahim alemsin ya. Süperdi bu ya. Arno'yu tanımaz mıyım ya? İyiyim Kaan, sen nasılsın? Evet, vezir kazancını varyant istiyorum. Varyant, hamle değil. Oo, Enes kampı hazır ya. Beyazda hep beyazda olacak hamleler arkadaşlar. Tamam. İlk hamleye yazanlar doğru. Bravo Hasan Demir. Evet. G6. Eğer dokunmazsa GH7 alacağım. Vezir çıkacağım. Bakın G3'te piyon olmasa GH6 alıyor. Vezir çıkamıyorum. Açmazda oluyor. Almak zorunda. H7. Almak zorunda. Şimdi fil G6. Şahın kaç şey vezirin kaçacağı tek yer var. Vezir G8, at D6. Şimdi şah B3 kaçamıyor. Fil F7 var. İbrahim ya. Şah D4, at F5. Şah E4 giderse açarak şah çekiyorum. Atı açarak vezir kazanıyorum. Şah D3'e de aynı. Şah D5 giderse at E7 var. Şah C4 gitmek zorunda. Ona da fil F7. Alınca at D6. Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde. Evet, sıra beyazda. Vezir fili yerse Yusuf at çarpı e5 şah çekip çatal atıyorum. Geldi. Beyaz oynar. At C5 olmuyor arkadaşlar. At C5'e vezir A7 oynuyorum. Bakın ince bir fark var. At C5 oynarsam at C5'e kale nasıl boşta? Nikolas dikkat et biraz. At C5 vezir B2 at D3 çatal atıyorsun. At C5'e vezir A7 var. At C5 doğru değil. Vezir A7 yapıyoruz. Burada İbrahim efendi gibi G5 oynayıp devam ediyor. Evet, işte ince bir fark bu. At C5 vezir A7'ye, kale B7'ye vezir A8 oynuyorum. Kale B8'e tekrar vezir A7 oynuyorum. Berabere fikrim var. Desen de inanmayın çünkü at C5 vezir A7, kale B7'ye vezir C5 boşta. O yüzden at A5 ile başlıyoruz. At A5. Şimdi vezir A7 oynarsam at C6 var. Vezir A8 oynarsam kale B8 var. Vezir düştü. Mat oldu. At C6'dan dolayı. Vezir C8 oynuyor. Çok eğlenceli bir soru bu.
Ne yapıyoruz? Kale B8. Vezir D7. Yazmış mıydın Can? Görmedim. Bravo Çınar. Kale D8. Vezir F7 veya Vezir H7 fark etmiyor. İşte eğlenceli kısım geldi arkadaşlar. At C4. Şahın tek hamlesi var. At D2. Şahın tek hamlesi var. At F3. Şahın tek hamlesi var. At G5. Şahın tek hamlesi var. Şimdi burada dans edebiliyoruz yani. Bakın at F'de alıyorum. Şahın tek hamlesi var. At G5 geliyorum. Şahın tek hamlesi var. At F3 geliyorum. Şahın tek hamlesi var. Gıcık edeceğiz rakibi. Tekrar böyle geliyorum. Sonra canım sıkılıyor. Tekrar aynı manevrayı yapabilirim istersen. Şah hiçbir şekilde başka bir hamle yapamıyor ve döndürerek gidiyoruz böyle. İşte bunlar etütlerin yararı, tahtanın geometrisi. Tahtayı tamamen görmenizi sağlıyor. Ya bu sorunun bir zorluğu var. Logos değirmen diye bir motif var satrançta. Gürkan Demir güzelmiş. 12 tane kareyle satranç oynuyorum. Ceren Oktay Karataş hoş geldin. Başlayacak kampımız Pazartesi. Yani matematiksel olarak imkanlı bir şey değil ama 9 vezir çıkabiliyorsun. Kendi vezirinle beraber. Yani 8, 9 tane vezirin oluyor. Pardon, kendi vezirinle beraber. Ama mat olmama durumu dizilebilir yani. 9 tane vezir yapabilirsin diye düşünüyorum toplamda tahtada. Kitap ne kitabı Ulaş? Çözemediğiniz zaman satrancı bırakmayacaksınız. Zaten işte orada belli olacak ilerleyip ilerlemeyeceğiniz. Üzerine gideceksiniz. Ben üniversite yıllarında 2200-2300 seviyelerindeyken bir kitap vardı, Imagination in Chess diye. Bir soruyu çözememiştim. Sabah kalkıyorum, servise biniyorum, açıyorum kitabı. Soruya bakıyorum gidene kadar. Yarım saat 45 dakika yol. Ders aralarında soruya bakıyorum. Dönerken servisle üniversiteden soruya bakıyorum. Çözmeye çalışıyorum. Yatarken soruya bakıyorum. Yani aralıklarla böyle bakıyorum. Bir hafta uğraştım o soruyla ama atlamadım. Başka soruya geçmedim. Sıkılmadım. Bir hafta sonunda çözdüm o soruyu. İşte bu bana direnç kazandırdı. Yani o yüzden sıkılmamalısınız çözemediğinizde. Ulaş seviyen nedir? Seviyeni söylersen tavsiyede bulunurum. Evet, burada vezir A7, şah F6. Aslında motif burada başlamıyor ama mecburi o konuma gelecek. Beklerim vallahi Logos her zaman. Rakibin hiçbir piyonu olmasın ama taşlar olabilir. Alacaksın piyonları. Toplayacaksın piyonları. Taşları olabilir. Vezir çıktığında mat, yani pat olmuyor. 8 tane vezir çıktığında da mat olmuyor. Yani 8 vezirin olduğunda, 8 vezir çıktığında diyorum. 8 vezirin olduğunda da mat olmuyor. 9. veziri çıkabiliyorsun. 8 piyon çıkıyor ya.
Modern satranç stratejisinin sırları Türkçe kitap. Bu çok yararlı. Kesinlikle bunu Alman okuman lazım. Benim kitabı zaten almalısın. Kesinlikle. Burada Vezir A6, Şah F5, Şah'ın kaçmasını engellemem lazım E4'ten. Vezir D3, Şah F6. Evet, istediğimiz konuma getirdik. Buradan itibaren başlaması lazım aslında etüdün ama oralarda mecburi geldiği için oradan başlatmış. Hani ben bazen buraya kadar getiriyorum öğrencilerime soruyorum. Satranç tabii ki Yusuf Kayra. Açılış stratejisi kitabı güzel. Bu şey Selim abinin mi yoksa Yaser Seyrevan'ın mı? Hangisi o açılış stratejisi dediğin? Ömer Faruk yani benim sistem kitap bulunmuyormuş maalesef. O kitabı hep öneriyorum ben. Çok yararlı bir kitap temel almak için. Selim abinin, Selim Gürcan'ın kitapları bak çok yararlı. Onları mutlaka edinmelisin. Bence 1800 seviyesi için ideal. 1800'den itibaren başlamalı detaylı bir repertuar. Şah G5 niye olmadı? Çünkü at F7 çatal var. O yüzden Şah F5 oynuyor. Vezir D5 güzel. Şah F6. Tabii ki. Analiz Yayıncılık'tan her kitabı alabilirsiniz arkadaşlar. Çok kaliteli kitapları. Vezir E6. Şah G7. Bravo Çınar. Ama Vezir E7 ile başlıyor. Çünkü Vezir F7 ile başlarsan motif doğru. Şah H8 at E6'ya ne yapabilirim? İtalyan'ın fena değil diye biliyorum ben. Bravo Hakan Turgul. Vezir G6 var ve Vezir G8 kapatıyorum. Şah açmazda olduğu için mat edemiyorsun. Şimdi burada Vezir F'de oynarsanız Şah H8 At E6'ya Vezir G6 ünlem. Şah çektiğinizde bunu geldiğinde Vezir F6 oynayamıyorsunuz açmazdan dolayı. O yüzden nasıl başlıyorum? Vezir E7 ile. Şimdi Şah G6 oynarsa Vezir F7, At E6, Vezir kazanıyorum. Şah H8'e de, Şah G8'e de At E6. Şah H8'e At F7 var çünkü. Bu meşhur etüt. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Yani İskandinav çok tavsiye etmem ben. Napoli de güzel bir yer ya. Orada artık sizin oynayıp durursun. Renat. Kale A8, Vezir A2. Oo, Beyhan abla iyi akşamlar. Kale A4 ünlem. Vezir G8'e. Video eğitimler biraz daha hızlı ilerletir seni ama biraz ezbere dayalı oluyor. Video eğitim tabii ki yararlı olur. Ama ben kitapçı birisiyim yani kitaplardan çalışan birisiyim. Ya benim şu an masamın çevresinde bir sürü satranç kitabı var. Sürekli kitap karıştırıyorum, bakıyorum. Hoşuma gidiyor. Kale A8, Şah, Vezir H7'ye.
Fil G6, bravo. Vezir G6, kale A6, kazanç. Yine çok güzel bir etüt. İşte bu be. Sonunda geldi. Demek ki etütler de etkisini yitirdi artık. Arkadaşlar ne kadardır yayın yapıyoruz? Saat 11'de kapatayım ben. Bu kamplar için konu hazırlamam lazım. Yeni kamp başlıyor. Biliyorsunuz açılış üzerine. İlk grup hemen kapandı, doldu. İkinci grupta kayıtlar artıyor. Katılmak isteyenler bana mail atsın. Evet ya, 75 dakika sonunda özümüze döndük. Bir de daha turnuvaya bakacağım. Emre, sizin oynadığınız maçlara bakacağım daha. Bugün kamp ekipleri turnuva yapıyordu. Onların maçlarına bakacağım tek tek. Bu haftaya bu bitiyor, YouTube kampı. İkincisine geçeceğiz. Devam etmek istiyordu çoğu, öyle söylemişlerdi. İkincisine geçtiğimde Cevat Oktay Kartaş, seni yazdım zaten. Evet Berat Efe, 20'de başlıyoruz Pazartesi günü. Ona da hazırlık yapmam lazım. Böyle güzel bir şey hazırlayacağım sizlere, anlatım. Evet, kesinlikle en iyi oyun son oyuncusu, muazzam oynuyor oyun sonunu. Buradaki maçlarına bakmayın, böyle üstünlükleri batırdı hızlı oynamaktan ama. Ataş 5 değil, Ataş 5'e şah F5 kaçarak başlayabilirim. Bravo Çınar. Evet. Valla Şahriyar'ı çok istiyorum ben konuk almak. At D5. Vezir D5 almak zorunda çünkü şah F5'e at E3 var. Vezir D5'e vezir G3. Bakın çok güzel tahtanın geometrisiyle şahı döndürüyoruz. Şimdi şah E6'ya vezir G8 vezir düşüyor. Şah E4'e vezir G2, şah D4'e C3, savunmaya bağlı taş vezir, korumanın saptırılması, şah C4'e vezir A2. Vallahi İvan Çukalen cevap vermedi bana ya. Hadi bakalım, bununla bitirelim bugünkü canlı yayınımızı. Galiba sıradaki Vahap olacak. Yok, özgür değildir ya. Evet, C7 çok güzel hamle. Şimdi fil C7 alamıyor. Çünkü at C6 var. Şah C7 alamıyor. Çünkü at E6 var. Bu beraber etüdü. Vezir C7. Valla Nakamura oynuyor bazen. At C6. Şah A8. Kale F8. Şah B7'ye kale F7, vezir F7'ye at D8, fil D8 ve pat. Çok güzel bir pat. Öyle mi? Benim kayınvalide ve kayınpeder beni izliyormuş içeriden. Kaç beğeni var şu an ya? Yağmur yağıyor.
Evet arkadaşlar, eğer bugün hazırlıklarımı yapabilirsem, kamp hazırlığı var. Biliyorsunuz yeni kamp başlıyor açılışlarla ilgili. Birinci grupta oldu. İkinci grup katılmak istiyorsa, ikinci grupta dolmak üzere bana mail atın. Uchitel eto ochenni slozhno moi 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 ostanovilya ostanovilisya gibi bir şeydi galiba Renat. Evet, bugünlük burada bırakalım arkadaşlar. Kamplara hazırlanmam lazım. O Çin Trutna. Evet, o pozitse o Çin Trutna Renat. Kamp yapıyorum. YouTube takipçileri için kamp yapıyorum. Açılışlarla ilgili açılışları anlatıyorum. 2 ders 40 dakikadan 80 dakika arkadaşlar. Хорошо. Kampa katılmak isteyenler, bilgi almak isteyenler bana mail atabilir. Sosyal medyadan bana ulaşabilir. Mizah dergilerimiz de çıkıyor arkadaşlar. Cuma günü çıktı. Pazara yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Bu kamp olayı olunca benim çalışmam lazım. Yetiştirsem pazarda çıkacak. Sosyal medyadan takip edin. Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarından yayınlıyorum. Mizah dergisinde. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Das Vidanya.